Bakır üretiminde sağlam metalin geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz, nasıl tanımlarsınız? Çok hızlı ilerledik, bayağı hızlı ilerledik. Çünkü piyasada bu konuda bir açlık vardı. Sonuçta Türkiye sanayi olarak hızla gelişen bir sanayi. Teknolojiyi takip eden bir sanayicilerimiz var. Müşterilerimiz öyle. Bu gelişmede bizim malzemelerimizin çelik olsun, bakır olsun çok büyük payı var. Her şey onlarla başlıyor sonuçta. O yüzden biz bakıra ne kadar yatırım yaptıysak o kadar daha istedi bizden. Yani kapasite artışları hemen doldu. Yeter ki uygun ortam ve uygun yatırım şartlarında yapabilesin. Bakır o şekilde bize geri döndü. Geldiğimiz noktada yani 5-6 tane işçiyle başladığımız bakır üretimimizde şu an 100 kişiyi geçtik. İhracat ile ülkemize, Türkiye'ye sağladığınız katkılar nelerdir? Bir kısa özetini geçebilir misiniz belki bunu? Miktar olarak mı soruyorsun? Miktar olarak esasında şöyle söyleyelim. Yani ciddi bir anlamda yerleştirme çalışmaları var Türkiye'de şu anda. Evet. Yani bunu da kapsayan bir yapıdan bahsedebilirsiniz bizim için. Neler yerleştiriyoruz ve ihracat ayağınızda olduğunu söylediniz. Bu ayaktaki gücümüzü, Türkiye'nin gücünü nasıl bir güç katıyorsunuz Evet. Sağlam metal olarak? Şöyle bir şey geçti başımızdan. Ankara'da uzun süredir takip ettiğimiz bir müşterimizin bizim Fransa'ya gönderdiğimiz malzemeyi tekrar onların aldığını keşfetmemizle birlikte onların bakışları da değişti, bakış açısı. Biz de dedik ki daha çok çalışmalıyız. Biz kendimizi daha çok Türkiye'de, iç piyasada anlatmalıyız. Her yere gitmemiz gerekir ki gidemediğimiz kişiler gidip de bu Türkiye'de yok efendim Fransa'dan, Almanya'dan falan alalım demesin diye. Şöyle mi anlıyoruz? Sizin buradan Fransa'ya sattığınız mal Türkiye'deki başka bir müşteriye geri geliyor. Geri geldi. Bu anlaşıldı. Biraz pişman oldu müşterimiz. Neden biz sizi bir sene boyunca dinlemedik de işte devam ettik. Size hiç şans vermedik. Halbuki bize bir şans verselerdi. Fakat ondan sonra tabii biz çeşitli sektörlerde bilinirliğimiz arttı. Heyecanımız bu kere yurt dışından ithal edilen hem döviz olarak yüksek fiyatlar verdiğimiz hem termin konusunda uzunca süreler bekletilen müşterilerimize bunu ihtiyaçlarını karşılamak. Bu büyük bir zevk. Bu heyecan bir kere her şeye yetiyor. İkincisi onlara malzeme seçiminde yardımcı olmak. Üçüncüsü ısıl işlemde, yine imalatçılarında malzeme seçimi, ısıl işlemde yardım vesaire derken geldiğimiz noktada sağlam metal artık bir okul gibi şu anda 35 tane mühendisin çalıştığı bir yer oldu. Hatta bir Ar-Ge merkezimiz bile var. Yani. Çok güzel. Ar-Ge merkezimizde de bakır alaşımlarının geliştirilmesini yapıyoruz. Bizim şubeleşmemiz evet birinci, ikinci senede başladı. O sırada Adana, Tarsus bizim memleket olduğu için ilk şube gidiyoruz, geliyoruz. Herkes İzmir'den, Bursa'dan beklerken şubeyi biz ikinci şube olarak Adana'da açtık. Ya ben de insana göre hareket var. Yani yere göre değil. Orada uygun insanı bulduk ve sorumluluğu verdik. Eğittik. O da koşturdu, öğrendi, işi öğrendi, koşturdu. Ve biz oraya gittik, beraber müşteri ziyaretleri yaptık. Ondan sonra o bölgedekiler için de çok güzel oldu. Orası sonuçta bizim çok iyi bildiğimiz bir bölge. Benim satış mühendisliğinde bol bol ziyaret ettiğim bir bölgedir. Dolayısıyla evet yani rakiplerimiz bayağı şaşırmış. Ya demişler bu niye İzmir değil de Bursa değil de Adana. O sıralarda bizim Adana turizmine katkımız olmuştur. Adana otellerine, iş otellerine katkımız olmuştur. Çok çünkü rakip oraya gitti yani. Sonraki şubeler nasıl ilerledi? Sonraki şubelerde İzmir oldu. 2 numarada İzmir'i açtık. Sonra Bursa'yı açtık. Orada da hep böyle istediğimiz arkadaşları bulunca açtık. Ankara'da bir şubeniz vardı zannedersem. Ankara'yı açtık. Sonra Kayseri açtık. Bu arada İstanbul'da İmes'i unutmayalım. İmes şubemiz var. Sıralamada 2 numara İmes, 3 numara Adana diye gidiyor aslında. Sonra burada 2004 yılında Gebze'de fabrikamızı yapınca, Gebze'deki Çayrova'daki fabrikamızı yeterince alan olduğu için İmes'i kapatıp onu buraya aktardık.